Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğim sizler için. Onu vermeden önce bugünkü İzmir yarışlarını şöyle bir kısaca değerlendirelim. İzmir'de açıkçası benim şahsi fikrim misli olur diye düşündüm. O yüzden dün 6,5 liralık 7 liralık bir kupon verdim. Ama tabi isteyenler hani genişletebilir diye söyledim. Ben kendim de misli oynadım. İlk ayakta da Have a Nice Trip'i tek attım kendi kuponuma. Güveniyordum. Sizlere de önerdim. Dedim yani yarışta genelde çimci atların olduğunu, yarışın Have a Nice Trip'e yarayacağını söyledim. Yarışı özellikle Kara Mehmet'in ve Doruk Rüzgar'ın süratlendireceğini söyledim. Atakan abi de öne gitti. Dolayısıyla yarışın her şeyiyle, nemli pisti de Have a Nice Trip sevdi. Yani her şeyiyle Have a Nice Trip'in yarışı kazanma ihtimali yüksek olduğunu söyledim. Bir tek Archie'nin hani geriden gelip etkili olabileceğini düşündüm. Belki dedim Have a Nice Trip'i yakalıyor. Archie de startta kaldı. Pek de İzmir'e de ilk defa geldi. Have a Nice Trip İzmir'i tanıyan bir attı. Yani bizi mahcup etmedi, kazandı. İkinci ayakta Rüzgar belki üçüncü at olarak önerdik. O da bizi mahcup etmedi. İyi koştu. Diğer önerdiğimiz atlar Kainatım'dı ve Frank'le Ateşi'ydi. İlk üçü bildik. Bir tek Yumruk bizi yanılttı. O da startta kalmış ama şimdi ben yarışı tam izleyemedim. Son 400'ünü izledim. Bakın şöyle baktığım zaman da yani birinci ile arasında 60 salise var. Startta kalmasaydı belki o da birincilik mücadelesi içerisinde olabilirdi. Dikkat edelim bir sonraki yarışa Yumruk 62,5 kiloydu bir de. Güçlü kızı yani bu rakiplerini geçmesini bekliyordum. Beni yanıltmadı. Son 300'lerde böyle biraz hafif sanki acaba gelemeyecek mi diye böyle bir heyecanlandım ama sonra son 200'de ağırlığını hissettirdi yarışa. Bu rakipler yani bu ata göre zayıftı. Kazandı. Onu da bank olarak vermiştik. Bizi mahcup etmedi. Bildana'nın yarışında Bildana'nı vermedik. 165 günlük arası vardı. Bir. İkincisi Yeltay'ın mutlaka numarayı alacağını, isteyeceğini düşündüm. Yani Selim Kaya'nın da bekleme koşacağını hiç düşünemedim. Yeltay numaraya gitmedi, çıkmadı. Bildenan artı Oğuz Boylu Joker'i düşürdü Ahmet Çelik. Öne hiçbir at gitmedi. Dolayısıyla Bildenan son 400'e kadar elini oynatmadan elde döndü. Bir tek Çaltepe 2-3 geldi. O Çaltepe de hani onu Bildenan'ı kendine rakip görmemiş. Başka atları hani geriden ne bileyim işte Yeltay'a, Oğuz Boğlu'nu veya daha başka atları daha çok beklediği için Bildenan adeta uyuttu. Herkesi uyuttu ve yarışı kazandı. Ha, Bildenan boş at mı? Değil. Boş at değil. İyi at. Ama resmen yani bu yarış kurgularsan ancak böyle olur. Yeltay kaçmayacak. Oğuz Boğlu jokeyi düşürecek. Bildenan'a kimse karışmayacak. Ağa Persen gibi bir at bile önü isteyen her zaman önü arzulayan at o bile ısrar etmedi. Ya da ayak uyduramadı. Neyse. Sonuçta Bildenan kazandı. Ege'nin aslanı da banko verdik. Uzak ara kazandı. Bu atları geçeceğini söyledik. Son ayakta biz Calibetay, Esmer Göz ve Orki önerdik. Calibetay 300'lerde kazanacak gibi geldi ama içeriden realist büyük bombayla, büyük bomba yaparak yarışı kazandı. Açıkçası benim misli kuponum 10, misli kuponum 4'te kaldı. Son ayakta Calibetay 2. Çaltepe 2. Yani şans isteseydi Altuğan kazansa örnek veriyorum. Son ayakta Calibetay gelse altına 500 lira verse 5000 lira para alacaktık. Ama biz dediğim gibi burada hatamız misliye yönelmek oldu. Misliye yönelmeyip 3 tane tekimizi atıp 3 ayağı hepsi yapsak. Gerçi biz öyle yapsak belki de 28 liralık at gelmeyecekti. Birinci at gelecekti. O zaman da altılık para vermeyecekti. Neyse kısmet. Yani genel olarak fena değil. Başarılıydık önerdiğimiz atlar. Ama Bilden Han yarışında şanssızlıkla yattığımızı düşünüyorum. Son ayağı yorum yapamıyorum. Son ayağı hepsi yazmayan o atı yazamaz bence. İşte bu dişilere ait yarışlarda her zaman oluyor arkadaşlar. Dişilere ait yarışlar zordur. Bundan sonraki dişilere ait yarışlarda naçizane tavsiyem siz de dikkat edin. Bursa yarışlarına geldiğimizde dişilere ait bir yarışla başlıyoruz. 1400 metre kum pistte. 66 günlük arasına rağmen 7 numara Real North'un 2 kum yarışı birbirinden güzel. Çok güçlü atlarla koşmuş. Yani bu gruba göre çok güçlü atlarla koşmuş. Biraz da sanki mesafe istiyor gibi. Yarış 1400 mesafe uzamış. Nurettin Şen bir hata yapmasa yarışı kazanmaya çok yakın gibi gördüm ben. İyi bir at izlenimi verdi. Ben de dediğim gibi yarışı kazanma şansı çok yüksek. İlk at olarak öneriyorum. 5 numaralı Kızım Oğan Umay bir yarış koşmuş çimde. İkinci kalmış kumda ne yapacağı belli olmaz. Yabancı orijin görünüyor. Yazabiliriz. Yine 8 numaralı Saraylı Kız kuma sanki ilk defa çıkacak.
ama fena bir at değil gibi izlenim verdi. 9 numara Seda Kızım ve 10 numaralı The Best Buse. Bunlar hep şanslı. 3 numaralı Güzel Kızım ayrıca. Bunlar hep Real North kötü koşarsa devreye girebilecek atlar. Yani Real North bana göre yarışı kazanır diye düşünüyorum. Eğer o kötü koşarsa çarşı karışır derler ya. O kötü koşarsa çarşı karışır arkadaşlar. Önceliğimiz 7 numara Real North olsun. Daha sonra 5 numara Kızım Mumay. 8 numara Saraylı Kız. 9 numara Seda Kızım. The Best Buse ve yazarsak 3 numara Güzel Kızım şeklinde düşünüyorum. Ama önceliğimiz 7 numara Real North. Siz azaltabilirsiniz. Size bırakıyorum. Çok at yazmak da hiçbir zaman istememişimdir ilk ayaklara genelde ama. Önceliğimizi Real North'a verelim. Siz de tuttuklarınız atları değerlendirin arkadaşlar. Altının ikinci ayağında yine dişilere ait bir yarış. 1900 metre kum pist. Yani burada da o kadar vasat at var ki yazarsak çok at yazacağız. O yüzden ben banko tercihimi burada kullanmaya başladım. Son yarışına kapalı gözlük çıkarılıp kulaklık, dil bağı ve göz koruyucuyla koşan ve yaklaşık 45-50 günlük arasından sonra bir yarış gören sonlardaki ataklarını çok beğendiğim Daddy Cool Bekir Mert Mırık'la bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Yanına at önermeyeceğim. Dediğim gibi önerirsek çok at önereceğiz. Bu kez o zaman da altıda yüksek paralara gider. Hiç gerek yok. Şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü aya geldiğimizde 5 numaralı Fatih'in günüyle 6 numaralı Nicky Run önde arkadaşlar. Yine iki tane çim koşan 133 gün arası olan Kurtellerin Snowhound isimli atı 3. at olarak görünüyor. Bu 3 atın dışına çıkmaz gibi görünüyor. Ama isteyenler ekürleri de bir değerlendirsinler. Ekürüdür. Olur ya, bir tanesi iyi koşabilir. Dediğim gibi 3 at olarak öneriyorum. 5 numara Fatih Engül'ü, 6 numara Nicky Run ve 10 numara Snowhunt. Yeri olanlar 1 numaralı Bianchi ve 8 numara Setmi Luz ekürlerini yazabilirler. Günün 4. ayağına baktığımızda, yani eski Torus Dağı olsa bunları geçerdi ama eski Torus Dağı değil, son yarışları çok kötü. O yüzden ona güvenmiyorum. İlk şanslı atım 5 numaralı Rus Damat. Eğer Makriköy önde Torus Dağı ve Akarp'la beraber sert mücadele yaparlarsa 3-4 gidecek olan Rus Damat düzlük sprintiyle bu rakiplerini geçebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi Torus Dağı'nın eski formu yok. Bir ara 8'de 8 yapmıştı. Çok güzel yarışlar yapmıştı ama bozulmuş hayvan. Henüz toparlanma moduna girmemiş. Ben 5 numara Rus Damat'ı önde öneriyorum. Hiç kum koşmamış olan, yani 2 numaralı Makriköy acaba kumda gider mi bilemiyorum. 5 numara Rus Damat'tan sonra yarış 1-2-3'den birisi gelebilir gibi görünüyor. Çetin Sun'un bu gruba gücü yeter mi? Pek düşünmüyorum. Beyza Sultan'ın da arası var gibi. Ben diyorum ki arkadaşlar önce 5 numara Rus Damat, sonra 1-2-3 diyorum. Ama siz yine değerlendirmenizi yapın. Ama Rus Damatsız oynamayın derim yani arkadaşlar. 5. ayağa geldiğimizde çok formda olan bir 6 numaralı Keleşan var. Yine 5 numaralı Gedizkaya böyle mesafelerde etkili olur. Yarış gören 2 numaralı Urla Destanı. Yine 3 numaralı Şimşek Kral son yarışta bizi mahcup etti. Çok kötü koştu ama bir şans daha verelim. Startta kalmazsa 8 numaralı Can Yoldaş da etkili olabilir. Çok çok yeri olanlar 11 numaralı Nuray'ı yazabilirler arkadaşlar. Son ayağa geldiğimizde 1 numaralı Belalı Tumbul. Beğendim. Son yarışını da önerdim. Sürprizi yapmıştı. Yazalım. 5 numaralı Karaçetin. Arkadaşlar mutlaka değerlendirelim. Karaçetin'den sonra 6 numara Süslü Hanım ekürleri. Mutlaka yazalım. 1 numara Belalı Tumbul. 5 numara Karaçetin. 6 numara Süslü Hanım. 3 numara Çelik Mavi'nin son yarışı fena değil. Ve yine arkadaşlar son yarışında benim dikkatimi çeken etkili olmasını beklediğim bir diğer hatta 8 numara son yarışta değiliz. Ondan bir önceki yarışında etkili olan 8 numara Arapmen etkili koşabilir arkadaşlar kumda. Değerlendirelim. Ama altılı, verdiğimiz altılı eğer çok tutuyor olursa arkadaşlar Real North'un yanına bir tane at yazın. Yani ben güveniyorum Real North'a, etkili koşacaktır. İkinci ayak Dedik Kulu tek yazın. Yine aynı şekilde üçüncü ayak 5-6 ve 10 numara şeklinde değerlendirin. Dördüncü ayak Rus Damat'ın yanına kendi tuttuğunuz atı yazın. Fazla at yazmayın. Yani Rus Damat'ı ben bayağı güveniyorum. Son iki ayağı da mümkün olduğunca fazla at yazın. Hatta son ayakta Ova Bey'ini de yazabilirsiniz. Yani önlerden kısıp son iki ayağı mümkün olduğunca fazla at yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mesajlarınız gelince seviniyoruz. WhatsApp grubuna da üye olmak isteyenler 0545 625 50 93 numaralı telefondan bilgi alabilirler. Hepinize saygılar, sevgiler ve hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.